O O da sonuna oyundan açıldı. bakmayabilir. Aspas soluna bakacak mı? Aa, İki nasıl? tane kaçırdı kanka. Nasıl ball back gitmedi o? Şimdi bir avantaj var ve Aspas arkaladı. Çok Oh. uzun bir yolculuktan sonra sahip içerisinde de Les'ten 3 tane skor. İşte alışık olduğumuz Les roundlarından bir tanesi oldu bu. Şimdi Finesse perde çıkışını bekliyor. Rakibi onu görmüş olabilir ama o rakibini görmedi. Artist backside'da yine yakın mesafe charge'da beraber bir skor var. Yalnız zaman geçiyor. Bu kill önemli fakat Finesse. O kill alamayınca 2'ye 1 pozisyon. O smoke kırılmaya çalışılıyor. Kırıldı belki ama zaman kalmadı ama Victor! Son burstlerinden son anda istediğini aldı. Boşta uzun güzel bir şekilde kullanılıyor Artist'ten. İyi bir headshot. İki kişi kaldılar sadece. Zamanı sonuna kadar eritmeye çalışıyorlar. Stax, RB bir kill daha aldı. Stax, Sovu da düşürüyor ve Crashless'in 14 canı var. Bu sefer olmayacak. Stax'a bak. Ve DRX'in ilk roundu kısıtlı imkanlarla da olsa kazanılmış oluyor. Hala oturamadılar yalnız. İkinci flash pick de geldi. Şimdi perde var oraya doğru. Sıkmaya devam ediyorlar. Ooo, Finesse'den muazzam bir spray transfer geldi. Ve Finesse! Round'u aldırdı. Tecrübeli oyuncu. Çok zor işler yaptı ve... Ve Heaven altındaki oyuncuyu da birazdan görecek Mako Crashies. Oh. Harika vay vay vay. Crashies bizi Pearl'e Stinger oyununa götürüyor. Yine üçgenlik bir performans. Ve bu performans oldukça zor şartlar altında gerçekleştirildi. Zest'le beraber RB buraya girmeye çalışacaklar ama hiç kolay değil. Kontak bekliyor. Kaçırdı bu arada vuruşlarını ama Finesse şimdi başarılı ve Crashies 4 kill'le round'u evet. kapattı. Ve bir yandan da line-up'ları konuşmak lazım. İki asist avusu duruyor FNS'de. Crashies'den güzel bir flash, karşı flash geldi ve bu daha da etkili oldu. Ardis! Zendi yendi! Mükemmel round kazandırıyor Ardis. Birer skor daha çıkardılar ve Kom'un canı sadece 16. Bir headshot var. Şaka mı? İnanılmaz! Şaka mı Kom? 4 vurdu 16 canla. İpe dizdi kısada. Artık Team Liquid anıt mezarlığı var. Ve açı oluşturmaya çalışıyor. Ok gelecek. Kom elinde silah var artık ve gördü. Sol kesi arkadaşlarından destek isteyecektir. Nets bu arada kill buldu. Jokimun yakaladı. Birebire kadar getirdi. Kom'la birlikte bu birebiri yaşarken avantajlı. Nets'ten mükemmel bir oyun, mükemmel bir clutch. Kısadan yürümeye başlayacak. Uzun tarafında yetenek kullanımlara devam ediyor. Ethan bir tane yakaladı. Yakın mesafe şimdi Yampi. Alamadığı yere kadar. Tek başına Jokimo kaldı. 1'e 3 pozisyonda. Timing'i oynayacak fark etmediler. Jokimo risk aldı ve Jokimo! Ben buradayım hareketi 1 vs 3. Ama onunla uğraşırlarsa bile önemli bir zaman kaybolacak. Kadar. Garaj arkasında bir oyuncu var, boostluyor. Yanıcı ile de kim çıkardı? Full'e gidilebilir mi? Hayır, boostluyor. Yine kill'in sahibi çıktı smoke'tan bu esnada. Demon bir vurdu. 2'ye 2 pozisyon. Nets hala sakta değil. En büyük sıkıntı bu. Ve alıkon olmuşken Nets boostluyor. Sol kesi yakalıyor. Sol kesi bayağı iyi mücadele etti şu ana kadar. Fakat işler Nets'e bakacak. Tarette var boostluyor. Biraz zorlandı ilk atışlarında ama sonrasında Nets'e headshot attı ve round'u clutch'la tamamlamış oldu EG. Fnatic, gotta be cautious on the re-approach here. Will concede the partner, actually Leo's gonna fall. Yeah, this is lovely work from PaperX. Yes, flanks on the way. Alpha, hold on. How close can Boaster get? Yeah, that's a freebie. And now down on one. Divide, it's all on you. One flash to hand and the spam starts. Alpha spots him. For the time, it doesn't even matter. Fnatic taking back the site. PaperX had a good start. Again, they find that first pick. There's a player in towards elbow. That's going to be Divine. Divine seems very aware of this. And now Dirk is dead. They're lovely combination work there. Isolating one. It's labored. Boaster outdoes CGRS and Leo Zed to try and follow up. But now down to the 1v3. This is a tall task for Alpha. What? But he's the wonder kid for a reason. Bring it down to the 1v1. He's got the spike. He's got a plot. And he has room. Closer, two kills already, needs the third. Drawn in, oh, the shorty! Seals it, signs it, delivers it. Fnatic move forward on six with the Red Bull. No, hold on. Tries to go for the first shot. He has to be almost proactive in this, right? He's committed to this sort of play style. Does Devi even expect it? The barrel surely shows. First, it doesn't matter. Dirk is so nade quick as with well. It. Oh dear, he doesn't want the nade, he wants the rocket! Haven't made it to the site at all yet. They haven't actually played the Fnatic players either. Dirk has found a little bit of room to watch that cross. CGRS will go down. Leo gonna be able to catch the cross. Oh my god! How are they doing that? Twice now! Twice! It's... Nets'i buraya yerleştirdikten sonra iki tane temiz kill gelebilir. Nets'i ikini gönderdi! Nets neler yapıyor burada?
dokunuşuyla bütün bu anın büyüsünü belki de yalan bozdu. Ya o ikinci kille. İnandıramıyoruz Karahan seni, yine inandıramıyoruz. İkinci kille reaksiyonu görmek istiyorum. Yalan ya. Yani arkadaki oyuncuya mermi yanlış da çarpmış. Alakası yok çünkü. Şimdi de iki oyuncu yakında bekliyorlar. Efenes ikili almak zorunda. Aldı ikili. İkinciyi de aldı Efenes. Birebir sağda olduğunu tahmin etmiyor. Yine köşe kontrol etmiyorlar. Yine yeni yediler. Yani inanılmaz. Sight'ta olduğunu düşünüyorlar tabii Crashes'in ama Liquid'in bugün maçı kaybetme sebebi köşe kontrollerinin zayıf olması. Victor Flash'ı bırakmak üzere. Jenerator'daki oyuncu iyi çıkardı. Flash'ın etkisindeler ve takaslar gerçekleşirken burada istediği sonucu yakalayan Team Liquid. Çok ucunda bir zamanlaması var Solkes'in. Altılar sesinin bir oyuncuyu görüyor. Arka tarafta da Solkes yakaladı. Temiz ve güzel bir pozisyon. Yerler belli. Sağ tarafına biraz daha fokuslu oynayacak tabii ki Redguard doğal olarak. Ve bu da onun ölümüne sebebiyet verecek yüksek ihtimalle. İlk oyuncu gördü, ikincisine dönmeye çalışıyor. Backside'de bir ismi indirirken Redguard 2 skor aldıktan sonra FNS'e düşüyor. Ve sol kez kahraman olmak zorunda. Solunda 2 oyuncu var. Birisi üstte, birisi altta. Mükemmel o yükseklik farkı ama sol kez tanımadı. 4'te hata olmaması lazım. Crashes iyi konum değiştirdi. Evin altına bakmayabilirler. Oo, Victor son birer tane almışlar. Crashes'den iyi tetik disiplini geldi. Nets ilk oyuncu alırken alt tarafa atlayan oyuncuları fark edecek. Nasıl kaçırdı hiçbir fikrim yok. Safe zıplıyor. Yerde sol kez diffuse'a devam ederken fake vermedi ama burada Short ile birlikte son toparladı. Artis'e dikkat etmeli. Bu fight kabul ediliyor. Artis'in aiminde ufak bir hata. Sol kez sadece Artis'e değil Victor'a da dikkat etti. Safe kontakta etkili isim. Bir stun gelmeden önce de Deşi ile beraber uzaklaşıyor. Spike. Şimdi Wall atılacak ve Spike'ı savunmaya çalışıyorlar. Wall'un ardından kendine bir can vermek isteyebilirdi Solkes ama o fight'ı az canlı da olsa kabul etti. Evet, açıktı çünkü ultinin hem Elbon tarafı hem Heaven altı tarafı. Şimdi Smoky uçarak geldi, havada bir tane kill çıkarıyor. Aa, onu fark etmediğim türlü Jink. Ama 2-2 takasta istediğini alan Edward Gaming oldu site'e ulaşırken. Tedirginler önde karşılamak istiyor Edward Kimik bu arada postmentte bunu söyleyebiliriz ama oy. Smoky'den headshot'la beraber ilk kill geldi ama CGRS kabir CGRS ve Smoky'nin de 4 killik roundunun sonunda ace'ine izin vermiyor ve CGRS damgasını vurduğu bir round. Wrinkle gördü rakibini ve 1-2 düşürdü. Yakında bir başka isim daha var. Bakalım round'u toparlayabilir mi? Ethan Alfajer. Mükemmel bir turnuva geçiriyor. Harika vurdu rakibini. Teker teker jolgumaya giderler ve Alfajer yine arkadaşlarının takasını alırken Demon One tek kaldı. O da B-Site içerisinde. Alfajer'i görecek ama Alfajer kimseye göz açtırmıyor. Burada ultisini aktif hale getirebilir. 1-3 ultisi kullanıldığında Sky Flash'ı gönderiyor. Atıldı ulti. Dörke'de bir Raze ultisi olduğunu hatırlatalım tekrar. Dörke bundan etkilenmemişti. Zaten ikili aldı. Gördü bu suyu yordu, düşürdü. Vay 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 Dörke. Belanlısı bugün müthiş oynuyor Dörke ve Chronicle'da komu yakaladı. Ulti takasları Fnatic'in çok hoşuna gitmiştir bu roundda. Adam sarcı gibi görünüyorlar ve uçarak gelen Jolgimo, Leo karşısındakini buldu. Chronicle Buster! Reach vurdu. 3 tane oyuncuyu birden yakaladı ve belki de round'da bir tane oyuncu oldu. Buster'ın yanıcısı buraya doğru kullanılabilir. Gelen ayak yanıcı gibi. Ardından da Alfajer. Yani bu çok büyük bir dert. Default'a gidiyor. Buster kaçmak zorunda. Canını da bayağı azalttı. Bomba ve 1-2 oynanılacak şimdi. Plant alınması için. Gelen bir tane smoke denemeler yapılıyor. Ve plant alınırken yakalandı Buster'a. Kaçmasına müsaade etmedi rakibini ve erken final gerçekten. Offangle bir pozisyonda duruyor ve line up'ı buldu Davai. Son kalan artık Crashes olacak. 1v3 pozisyonda. Bayside'de Davai info'yu aldı, 19 saniye var. Ona kurdurmayacaktır zaten ve Davai 4 kill ile beraber round'u kapattı. Round başı nere? Oyunun sonu nere? Çok az alan bir oyuncu daha var Crashes ve sonunda düşecek eyvah, burada. Eyvah. Forsaken. Odin Gaming. Bir koruma ateşi adeta. Spam'dan basa basa 3 tane oyuncuyu vurdu. 4'e gitti Forsaken. Artık son oyuncunun da kum tarafında olduğu biliniyor. Oraya doğru bir tane. Nanosür'ü geldi Ardis'ten ama Ace. Ve Forsaken'ın Ace'i geldi. Odin'le beraber Ace'ini attı Forsaken. Skor yok. Arkadan kullanılan bir tane. Gekko ultisi var CGRS'ten. Flash da geldi. Biraz sıkıştı burada bu iki oyuncu. CGRS bir vurdu. Finesse. Etki etmeye devam ediyor. Finesse. Evet. İnanılmaz 4 ace. Hayır. Crashes çaldı. Yani Crashes çaldı ama yani şu senaryo gözümün önünde o Rezin Otis'i Fres düşünse ne olurdu? Evet. Ardis. Bunu tutacak tabii ki. Bir de öldü burada CGRS. Bir de öldü.
Rakibinin TP'sini biliyordu. Ooo, Crash'e kimse bakmayacak. Aman aman. Ve ooo, Forsaken! Yakalamayı başardı. Crash'i de 3 oldu. Hemen kaynama noktasını gönderecek. Durum 3v2. Som'da ulti var. Som hemen benim son ultisini gönderdi. Dokununca ve Forsaken rakibinin üzerine doğru gidiyor. Som'u da yakalamayı başardı. Sakin. 28 cam. Forsaken sakin. Ardis biri vurdu ama Forsaken! İkinci ace'ini atmayı başarıyor biraz evvel de. Kaybettikleri haritada Odin ace'i vardı bir tane ama bu çok daha etkileyiciydi. 3v5 başlamıştı çünkü harita. Backside'da 12 saniye. Rektesini bombaya bıraktı. Ultiyi de çekti. Buraya giremeyecekler. Çaldılar roundu. Buraya giremeyecekler. Roundu çalmaya gidiyorlar. Ve Jinx tek başına roundu aldırıyor. Vay vay vay. 4 tane kill'le beraber Jinx bu roundu aldırıyor. Enerji side'e sahip olmalarına rağmen bir ekstra düşününce round ellerinden kayda gitti.